Merhaba. Viking denilince ilk olarak son zamanlarda dünyayı kasıp kavuran Viking dizisi akıllara geliyor. Peki ya gerçekte bu Vikingler kimdi? Uzun renkli saçlar, yine saçları kadar uzun sakallar, hayatlarını gemilerde geçirmiş, denizlere hakim, savaşan barbar millet olarak tanımlamak mümkün. Fakat gerçekler ise bambaşka. Tarih sahnesine çıkışları 700'lü yılların sonlarında İngiltere kıyılarındaki bir manastırın kuşatılmasıyla başlamıştır. 1492 yılında İtalyan denizci Kristof Kolomb'un Amerika kıtasına olan keşfi herkes tarafından biliniyor. Fakat daha sonra yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıktı ki Kolomb'dan neredeyse 500 yıl önceye ait olan evler, atölyeler ve hatta koruma duvarları bugüne kadarki Kolomb'un bütün kariyerini ayaklar altına almış durumda. Belki de Vikinglere ait en akılda kalıcı özellik cenaze törenlerindeki uğurlama merasimiydi. Sadece liderlerin ve önde gelen güçlü savaşçılara uygulanan bu törenler oldukça ihtişamla yapılıyor. Ölen kişiye duyulan saygı ve sevgi törenin büyüklüğüyle ölçülebiliyordu. Ölen kişiler tahtadan yapılmış, içi yarıya kadar toprakla doldurulmuş bir kayık içerisine koyulup daha sonra ateşe veriliyordu. Bu kayığın ölen savaşçı öteki tarafa götürüleceğine inanılıyor, hatta bu yüzden kayık içine değerli eşyaları ve savaş aletleri de konuluyordu. Yaptıkları savaşlar çoğunlukla deniz üzerinde geçen Vikingler, o zamanın şartlarıyla olabilecek devasa gemilere sahiptiler. Tipik bir Viking gemisi ince yapısıyla kendini belli ediyor, sakin sularda kürekte bir kişinin olması yeterli geliyordu. Ancak olağanüstü durumlarda veya savaş sırasında kürek başına tam 8 adam geçecek şekilde büyük boyutlara ulaşabiliyor, diğer savaşçılarla beraber taşıdığı insan sayısı 550'yi geçebiliyordu. Gemide fazla insanın bulunması hem askeri üstünlük hem de gemi hızını artırabildiğinden oldukça avantaj sağladığı söylenebilir. Vikinglerdeki kölelik sistemi alışılagelmişin biraz dışındaydı. Viking toplumunu dörde ayırmak mümkün. Bunlar akıncılar, denizciler, yağmacılar ve bu savaşçıların bir de aileleri. Vikinglerin aileleri yani kadınları evdeyken çiftçilikle uğraşıyorlar fakat ağır işler içinse kölelerin kullanıldığı tahmin ediliyor. Yaptıkları savaşlarda yakaladıkları esirleri köle olarak aileler alıyor ve geri kalan hayatlarında yardım için çalıştırılıyorlardı. Balığın bol olması sebebiyle köleler sadece balıkla beslenirken bir Viking sebze ve kırmızı etle besleniyordu. Yapılan kazı çalışmalarında bulunan kanıtlara göre köle sahipleri ölünce kölesi de onunla beraber öldürülüp yanına gömülüyor. Bunun sebebi ise diğer tarafta ölen kişiye hizmet etmesi olduğuna inanılıyordu. Savaşlarını randevu alıp yapıyorlardı. Vikingler yapıları gereği savaşçı bir toplum olduğu biliniyor ve kendilerince savaşın da bir onurunun olduğuna inanıyorlardı. Adeta savaştan zevk alırcasına savaşıyordular. Şöyle anlatmak gerekirse Vikingler savaşacağı köyü, kasabayı ya da farklı bir milleti önceden haber göndererek belirlenmiş olan etrafı çevrili boş bir meydana davet ediyor ve o meydanda savaşıyordular. Randevu vermeden savaş açmak, istilaya kalkmak büyük bir saygısızlık sayılıyordu.
Bu savaşma yöntemi yüzünden Galler ve İskoçlar tarafından defalarca aldatılmış, pusuya düşürülmüş ve birçok savaşı da kaybettikleri biliniyor. İstilacı Vikingleri tanımlayan, kilometrelerce uzaklardan bile fark edilebilen devasa hayvan sembollerinin işlendiği bayraklarıydı. Bu hayvanlar genelde ejderha, yılan, aslan gibi yırtıcı hayvanlardı. Fakat en önemlisi ve sık kullandıkları kuzgun sembolünün işlendiği bayraklarıydı. Vikingler savaş alanında kuzgun bayraklarının dalgalanmaya devam ettikçe savaşı kazanacaklarına inanıyorlardı. Çünkü kuzgunun Odin'in kuşu olduğu kabul ediliyordu. Hatta kuzgun sembolünü bayrağa işleyenler genelde ünlü ve tanınmış büyücülerden oluşuyordu. Vikingler yönlerini genelde güneşin konumuna göre tayin ediyordu. Peki ya bulutlu, güneşin olmadığı günlerde? Bunun içinse kendilerince doğru kabul ettikleri güneş taşını kullanıyorlardı. Diğer adıyla İzlanda Necefi. Bu taşın işlevi ise oldukça karışık gibi görünse de taşı iyi analize edip iyi okumak gerekiyor. Gündüz ışığa tutulan taş güneşin konumuna göre farklı şekillerde tepkiler veriyor. Verilen bu tepkiler belirlenip bulutlu, güneşsiz günlerde de aynısı yapılıp tahmini bir rota çiziliyordu. Yapılması gereken tek şey kapalı havalarda saydam taşa daha yakından bakmak. Bu yöntem 1592 yılında batan bir İspanyol gemisinin içerisinde bulunan güneş taşının uzun yıllar daha kullanıldığı kanıtlar nitelikte. Tarihin bilinen ilk kayakçıları olduğu, kendileriyle özdeşleşen boynuz takılı miğferleri hiçbir zaman kullanmadıkları ve sırf biraları bittiği için İngiltere'ye defalarca saldırı düzenledikleri bilinen Viking gerçekleri arasında bulunuyor.